Hoş geldiniz oyun militanları, ben Yaşar karşınızda. Modlarla Skyblock'un yepyeni bir bölümü ve artık bu sandıklarda item arama derdinden kurtuluyoruz. Bu sandık çilelerinden kurtuluyoruz. Artık bir eşya düzenleme sistemi yapıyoruz. Şimdi göstereceğim. Birazdan kapak fotoğrafında gördüğünüz şeyi göstereceğim. Öncelikle o kapak fotoğrafında gördüğünüz, birazdan da aşağı inip size göstereceğim manzarayı yapabilmek için geçen bölümün sonunda koyduğumuz deva ağaçtan 5 tane kırdık. En sonuncusunda da canım sıkıldı. Ben bu tepesini temizlemedim bunun. Yeter artık ya dedim. 10.000 tane, yani yaklaşık 12.000, evet 12.000'e yakın odun harcadık. Ve aşağısını gösteriyorum şimdi size. Evet, drawer'lar, çekmeceler, depolar. Burada toplam olarak 576 tip item'dan 16'şar stack şeklinde depolayabiliyoruz. Öyle olacak. Şimdi sisteme geçelim. Bildiğiniz klasik lojistik pipe sistemi, ama siz aranızda hiç bilmeyenler varsa diye anlatacağım. Bak çekmeceye gitti. Ver lan meyve sularımı. Oğuz, sen tabi Oğuz buraya inince FPS'i 7'ye düşüyormuş. O yüzden inmiyor. Şimdi şuradan ben bir yukarı çıkayım. Rahat çalışayım değil mi? Sorsana kaç FPS oynuyorsun diye zaten. Yani 15 olan FPS'i buraya inince 7'ye düşüyor arkadaşlar. Öyle. Ayakkabıları çıkarız. Evet. Bu orta boş. Bu gördüğünüz item Drawer Controller arkadaşlar. Drawer Controller. Yani buradaki drawer'ları kontrol edecek olan alet. Bunu sistemin en ortasına koyuyoruz. Ve bu drawer'ları controller'ın sağından, solundan, önünden, arkasından, üstünden, altından, her yerden 12'şer blok uzatabiliyoruz. Dolayısıyla ben buradan oraya 12 blok uzattım. Buradan oraya 12 blok uzattım. Sonra o ucudan o ileriye doğru 12 blok uzattım. O ucudan o uca 12 blok da uzattım. Daha sonra 12 blok da burayı uzatabilirim. İçeriği doldurabiliriz. Daha da büyütebiliriz sistemi yani. Bilginiz olsun. Şimdi Logistic Pipes sisteminde eğer bir kablo başka bir alete bağlanacaksa veyahut da şey yapacaksa, ikiye ayıracaksak kabloyu şey kullanılır. Bu Basic Logistics Pipes kullanılır. Bu arada bunların nasıl yapıldığını göstereyim. Ben hazırlayıp geldim çünkü. Yapılışları çok da zor değildi. Drawer Controller şu şekilde yapılışını göstereyim. Sadece bunlar istiyordu. Brass Ingot istiyordu. Drawer istiyordu. Basic Logistic Pipes istiyordu. 16 tane bu özellikli kablodan yaptık. 2.64'lüye yakın da özelliksiz olan, Android çok ucuz olan bu kablolardan yaptık. Şimdi buraya bu alete iş yaptırmamız gerekiyor şu anda. Bizim bir iş yaptırmamız gerekiyor bu alete. Dolayısıyla burada bir chassis kullanacağız. Logistik chassis. MK3 yeterlidir diye düşünmekten MK3'ü yaptım. Bunu buraya taktık. Şimdi ben şuradan biraz kendime yer açayım. Hatta şu fovu kapatayım ya ben. Biraz. Heh. Bu şekilde. Tamam. Chassis'i bu şekilde yerleştirdim. Şimdi biz buna ne yapacağını söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki burada kartlar devreye giriyor. Item Sync var. Provider var. Advanced Extractor var. Yani normalde Extractor yeterdi de ben Advanced'ını yaptım. Şimdi Item Sync'i koyuyorum ve Provider'ı koyuyorum. Item Sync itemleri kabul edeceği anlamına gelir. Provider da itemleri gönderebileceği anlamına gelir. Ya da ikisi birbiriyle karıştırmış da olabilirim. Her neyse. Şimdi bu alete, yani bu Drawer Controller'a yapacağı işi söyledik. Tıkladığımda gelmiyor. Çünkü buraya şeyle tıklamak gerek. Crescent Hammer'la sağ tıklamak gerek. Artık görebiliyorum hangi kartlar takılı olduğunu. Item Sync modülde şunu değiştireceğiz. Default route'unu yes yapacağız. Burada demiş oluyoruz ki alete eğer diyelim ki demir gönderdik ama demir içerisinde demir olan hiçbir drawer yok. O zaman bu aleti rastgele istediğim bir yere, bu itemi rastgele istediğim bir yere koyabilirsin demek oluyor. Provider'da da bir şey değiştirmemize gerek yok. Şimdi şu an etrafında kırmızı ışıklar yanıyor bunun. Neden? Çünkü enerjisi yok. Çalışmaya hazır değil bu alet. Dolayısıyla çalışacak hale getirmemiz gerekiyor. Buna enerjiyi nasıl sağlayacağız? Logistics Power Junction ile. Bunu da buraya koyduğumda, evet, buraya koymam yeterli mi acaba? Oluyor mu? Yoksa bir adım şey mi koysam önüne? Gel bunu şey yapayım. Garanti olsun. Garantiye. Hayır. Sinkim düştü. Dur. Magnetim alır mı acaba? Hadi çek güzelim. Çekmeyecek. Tüh. Aşağıda kaldı. Tabii Oğuz olaydan tamamen bağımsız. Yukarıda ne yapıyor? Ha, kim ölmüş mü? Yukarıda ne yapıyorsun? Ölmüş mü? Ölmedi de. Ne yapıyor? Manzara güzel ya. Uzaktan seni izliyorum. Ha. İyi. Yo. Beni etrafını kapatmışsın ya şeylerle. Ben burada ev işleri yapıyorum. Çamaşır makinesi falan. Tamam tamam, sana da geleceğiz, dur. Bu işi bir bitireyim ben. Takılıyorum. Tamam. Kapat. Açık dursun ya da. Chasis'i koyalım. Yine Item Sync ve Provider'ını koyalım. Crescent Hammer'la shift saklık değil, normal saklık. Bunu tekrar yes, tamam, doğrudur. Buraya bir tane Basic Logistics Pipes, yani önemli kablodan bağlıyorum. Ve buraya da Power Junction'ı takalım. Ve buradan yukarıya Android transport pipe'ları çıkarabilirim. Ama şuraya bir enerji çekelim artık, değil mi? Hop, korktum birazcık. Sanırım enerji bağladığında olacak bu iş muhtemelen. Enerji istiyor sadece bizden. Enerji vermenin en kolay yolu da, şimdi ben buradaki kullandığımız redstone enerji kabloları falan oradan buraya çekmek istemedim. Dolayısıyla kullanacağım. Wire'ları kullanacağım. Immersive Engineering'in. Bir tane connector. Tepesine mi bağlasak? Tepesine bağlayın. Niye ters duruyor ha? Tamam. Şimdi yukarıdan kablo çekmem gerek. Bir yandan da yukarıya çıkmam gerek. Bunun tepesine çıkayım ben en iyisi. Kablo döşeye döşeye çıkayım, değil mi? Heh, şu şekilde. Geldim zaten. Adamdayım. Şöyle kendime bir yol yapabilirsem buradan düşmeden. Heh. Tamam. Şuradan bağlayalım ve bunu buradan aşağıdaki şeye bağlamam gerekiyor. Bağladığım an umarım, evet, yetişti ve evet, her şey yeşile döndü. Şu an çalışır durumda, artık kırmızı herhangi bir bağlantı yok. Her şey güzel ama ben burada kaldım. Aşağı ineceğim zaten. Şeye gideceğim. Şunları kıralım. Magnetin gözünü seveyim ya. İyi ki yapmışsın Oğuz bu magnetten. Drawer'larım nerede? Şurada 2 tane daha drawer'ım olacak. Aynen. Güzel. Şimdilik her şey yolunda. Evet, her şey yolunda. Şimdi Oğuz'la artık 2 kişi mesela Eloy Smelter'ı bile paylaşamadığımız için şey yapmaya karar verdim. Ona ayrı bir nokta yapacağım. Item'ları çekip geri koyabileceği ayrı bir nokta. Kendime ayrı bir nokta yapacağım. Tamam. Ne haber canısı? Ne yapıyorsun? Senin burada FPS'in düşmüyor mu? Ne işin var burada? 3 4 çekeyim. 2 6 baksana şurada ne var? Yukarı çıksana. Kırdığım yerde ne var? Mümkün mü? Koyulması mümkün mü yani? Şeyimiz. Şurada bir yer kırdım bak. Burası mesela senin item çekip alman için mümkün mü? Biraz bu tarafa gel. Bana doğru. Babacım neredesin ki? Arkada gözükmüyorsun ki. Ha şimdi gözükürüm. Shift bıraktım. Ha gördüm seni. Gel gel doğru. Gel. Sağ. Evet. Tamam burası şeyin olduğu yer ya. 3 blok ileride de şey var. Aletler var. Tamam al bu senin olsun. Burası senin. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Zaten ben burada ayrılmıyorum ki. Maden ısıt, maden yak, maden koy. Dur şimdi bir de kendim için bir yer yapmam gerekiyor. Hem zaten adanın bu tarafı benimdi ki. Hala aynı. Geçen bölümü izleyenler bunları bilecek tabii. Hep buralar benimdi. Ben yoktum biz vardık. Bak bakayım aga, sen ne yapıyorsun? Burada ne var? Bir şey soracağım. Sen şu an ne yapıyorsun? Şu an sana bana şey yapıyorum. Item çekip alabileceğimiz yer yapıyorum. Peki bizim 100 RF'imiz şu an nereye gidiyor? Muhtemelen Logistics Pipes sistemimize gidiyor olabilir. Ya da yukarıda bir alet çalışıyor, sesini duyuyorum. Bunu kırmam gerekti çünkü burada kablo ikiye ayrılıyor. Dolayısıyla buradaki güçlü kablodan kullanmam gerekiyor buraya. Meşalem yok mu? Var. Sen bunu o kadar güzel bir yere çıkarttın ki iyi ki 2 blok ileriye gitmedin yani. Niye ya, ne oldu? Yukarıya gelebilirim artık. Bak bak yukarı nereye çıktım bak. O ne güzel la. Bence güzel yerlere çıkmışım. Evet, kendimi tebrik ettim şu an. Şimdi şuraya bir Basic Logistics Pipes. Daha sonra buraya bir Unrolled. Sen elindeki kabloları nasıl yapılıyor göstermiş miydin? Efendim? Gösterdim. Sen elindeki kabloları nasıl yapılıyor? Çalışma masasına bir tıklasana. Az bir saniye. Request. Hah tamam. Bu senin için. Bu da benim için. Tamam. Bu istek atacağımız şeyler. Burada chassis kullanmam gerekecek. Sandık koymam gerekecek. Bize 2 tane sandık olsun. Ya da... Al sandık. Şunu kırayım hemen. Al. Senin buraya... Ay çok çirkin oldun sen be. Ben hoşuma gitmedi dur. Bu benim hiç hoşuma gitmedi. Nasıl yapsam acaba? Şimdi buraya basic kullansam bu sandığa bağlanıyor. Yani ben bu sandığa şu an item atarsam içine gidecek mi? Mesela elimde 2 tane clay var. Gitmeyecek. Çünkü buraya da bir şey yapmam gerekiyor benim. Gitti. Sen mi aldın? Ben aldım. Clay'leri sen mi aldın? Evet. Ha, ben de gitti zannettim. Bir an çalışıyor sandım be. Çalışacak. Beni de yedin ya. Chase'siz kullanmam gerekiyor burada. O yüzden. Bunları bir adım öne. Sandık kırıl. Heh. Burada basic kullanayım. Burada chases kullanayım. Çekil bakayım. Peki bir şey diyeceğim. Bunun altındakini de kırıp chases sonuna koysan. Bak chases, tamam mı? Buna extractor kartını koydum. Ben de diyorum ki onu da kır. Bunun altındakini de kır. Ve alta koy. Sandık da bunun üzerinde kalsın. Böyle diyorsun. Ya böyle amele gibi yukarıda kalmasın. Böyle amele gibi kalmasın, aynen haklısın. Şu an mesela benim blok aşağıda kalsın. Attığım clay. Neden? Çok uzaklara gidemedim. Gitmesi lazım ama. Şu an sistemi birebir doğru yaptım. Hani şu an gidiş olmalı. Ne yaptın az önce? İçindeki clay'i sen mi aldın? Ben almadım. Ne yaptın az önce? Aynı sisteme gidiyor. Ama niye tek tek gidiyor? Bir dakika dur. Çözdüm galiba. Olayı çözdüm. Yaşar olayı çözdü. Included, excluded. Yaşar. Ama niye tek tek gidiyor abi? Tek tek gitmesin. Taktığım kartta mı? Ya eninde sonunda gideceksin, tek tek gitsin abi. Excluded yapınca şey oldu. Bunu çözemedim ya. Anlamadım ki. Baksana tek tek gidiyor ya lapis lazüller. Abi stack alsana şunları. Alo. Acaba stacklenmesi için de şey var mı? Kart falan var mı? Acaba bir de sistemde stack değil de tek tek mi yapıyorlar? Bilmiyorum. Bir aşağıya ineyim bakayım mesela itemlar drawer'lara yerleşmiş mi? Evet, sol tarafa görüyoruz 2 tane clay ve lapis lazuli sistemimize ilk giden itemlar olarak yerleşmişler. Şimdi extractor. Abi extract, tamam çözdüm. Yanlış kart. Evet beyler, olayı çözdüm. Yanlış kart kullanmışım. 2 tane yanlış kart yapmışım. Ben bu Advanced Extractor'dan Extractor modül yapmışım ya. Bunları geliştirmemişim. Bunları MK2, MK3 yapmam gerekiyor. Dolayısıyla buradakini de alacağız. Şimdi mesela Advanced MK2 için Redstone yok. Gold Gear. Değil mi? Golden Chipset de oldu. Golden Chipset. Chipsetimiz vardı. Üç tane var. Tamam. Bana da 2 tane lazım şimdilik. Şöyle chipsetleri koy baba. MK2, MK2. MK3'ünü yapmak için de Diamond Chipset gerekiyor. O Redstone'da oluyormuş. Yok. Ha. Tamam. Diamond chipset gerekiyor. Bizde Diamond chipset kaç tane var? 2 tane tam. Güzel. Hiçbir sorun çıkartmadı bize. Hiç çıkartmacı canım. Yarım saattir neden item çekmiyor diye ağlıyoruz burada. Şimdi sana şöyle sana şöyle koydum mu artık senin hızlıca çekmen gerekiyor. Şimdi Oğuz, burada mısın? Geliyorum hemen. Sisteme ne attık sadece? Dur şu madenleri bir atayım mesela. Bir bakayım neler olacak. Bunları atalım. Şöyle atayım gitsin. Bakalım. Böyle neyim var neyim yok. Bir göndereyim buraya. Ha, şimdi işte çekiyor ya. Fazla hızlı item atınca çekemiyor. Hah. Aşağıya inip bakalım. Evet, attığımız itemler yerleşmiş, gayet güzel. Burası komple bu itemlarla, bütün sandıklarımızdaki itemlarla dolacak. Yani bir eşya düzenleme sistemimiz var artık. Artık eşya aramayacağız. Şimdi bir de şeyi kontrol edeyim ben. Mesela ne istiyorum? Şunu bir kapatalım, boşa çalışmasın. Request. Bana şu Mini Shu Essence'ı ver bakayım. Request successful diye ekrana pop-up olmasın. Tamam, çıkmasın bu ekrana. Mesela 10 tane gold nugget ver. Buraya atıyorsun. Atma la buraya. Daha güzel bir şey yapalım sana. Buraya atmasın. Buradan bu tarafa doğru atsın. Yoksa burada Oğuz'la itemlarımız falan karışır. Buranın böyle boş olması hiç hoşuma gitmedi. Ne yapsak? Buraya bilmiyorum. Testereyle mestereyle sağın solunu kapatabiliriz. Neden 800 RF kaybediyoruz? Çünkü lazerler çalışıyor. Tamam. Bu arada geçen bölüm yaptığımız bu 1 milyarlık deponun sadece daha 38 milyonunu doldurabildik. 2 gün içinde. Anca o kadar. Güzel, her şey güzel. Artık ya buradaki sandıkların içerisindeki bütün itemları buraya atmak var. Mesela şöyle bir envanterimden kurtulayım mesela. Hop, oyunum dondu. Hadi gidin bakayım. Gidin, özgürlüğünüze gidin. Aa, 2 tane drawer'ı yerine koymamışım. Sanırım daha aşağıya karışmam ben. Ben gideyim son olarak şunları da yerine yerleştireyim. Gel. Ah, hoş geldin. Ufak bir yer değişikliği yaptım da. Anladım. Mekan değiştirdim. Item boşaltsan oradan. Oradan rastgele item at sisteme. Biz de buradan izleyelim. Sorun şu. Attığım item'ın kaç tanesini alabilecek? Bayağı hızlı alıyor ya. Hayır, kaç tane alabilecek? Ya of, şey, odun modun atma da, şey gibi bir barrel odun atma da. Ben bir barrel şey atacaktım. Daha doğrusu bir şey. Yok öyle değil ya. Sandıklardaki şeyleri at ya. Karmaşık itemleri at. Bak, rubber atmış. Atma rubber. Bak, oraya elmas geldi. Buradan izleyemiyorum. Farklı farklı bir tane item atacağım şimdi sana. At at. Madem çok övünüyordun bu sisteminle. şey atma da, o çöpe atacağımız saçmalıklar atma da. Yani sistemde depolayacağımız şeyleri at yeter. Ah çok güzel. Evet mükemmel. Lan niye karardı ortalık? Gece mi oldu? Evet. Hep geceydi zaten. Ha pardon, benim üzerimdeki kıyafetler şey... Kıyafette Night Vision vardı da. Pardon. Evet, an itibariyle buradaki bütün sandıkları boşaltmış bulunmaktayım sisteme. Tüm itemları boşaltmadım tabi. Sandıklarda bulunan bolca çöp itemi de sildim. Havuç suyu alalım. Ne oldu lan, ben 4 tane almıştım, nereye gitti bunlar? Ha. Şimdi ortalıktaki kalabalığı da kaldırmak adına mesela şu sieve kalksın, bu chest kalksın. Da şöyle bir yerde dursun, ne yapayım. Bu keşleri taşımam lazım fakat şey yok sunucuda. Adı ne? Dolly. Dolly. Koyun Dolly. Ama bu direkt elimize geliyordu, doğru ya. Şunları da kıralım. Şöyle koyalım aynen. Burada biriktireceğim. Yani bunlar mesela bu kadar kabustonlu, odunlu sistemde ihtiyaç yok zamanla. Yani azar azar sistemde bulunsun yeter. Bu kadar hepsinin orada bulunmasına gerek yok. 10.000 tane rubber'ı sisteme atıp ne yapacağız? Yani neyse, fena olmadı. Rahatladık biraz. Artık sandıklarda item arama derdine son. Daha gördüğünüz üzere bu şeylere bile geçmedik. Daha sadece şu kısımdayız. Yani daha bolca yerimiz var. Bizi EMI sistemine kadar götüreceğine eminiz. Bu bölüm burada son bulsun o halde. Bir dahaki bölüm neye başlarız? Şu anda bir planımız yok ama artık biraz daha alet geliştiririz muhtemelen. Mesela Induction Smelter, Magma Crucible, onlara ihtiyacımız olacak bir sürü üretimde. Maden bitkilerine devam ediyor olabiliriz. Heh, maden bitkileri, onlar olabilir. Şu kitabı bir açayım bakayım, kitapta ne yapmışız, bir de onu göstereyim. Durumumuz ne kitapta? 2 görev daha yapmışız nasıl olmuşsa. Biz görev yapmadan kendi kendine görev oluyor. Alfa'dan bir görev yapmışız. Ha, Diamond Chest, bunu Oğuz yapmıştı. Alalım. Mesela Gamma'da bir tane görev varmış. Redstone Chipset. Bunu da... bütün Chipset şeyleri. Bunu da Oğuz yapmış muhtemelen. Alalım. Açalım bunları. Flux Transfuser. Fluvac. Bu neyse. Ender bir şey çıktı bak. Önemli bir şey çıktı ama ne işe yaradığını bilmiyoruz. Koy ölelim burada. Oğlum bu ne? Tabanca lan bu. Oğuz, tabanca mı? Banlı tamam mı? Su tabancası olmasın bu? Bir dakika dur. Su doldurayım bakayım içine. Yok. Baksana ya. Gene işe yaramayan şeyler. Bunlar da çöpe. Pumps fluid güzel, fena değil. İşimiz bitmiştir. Bu ne? Basic bin. Bunu kaldıralım. Şey alalım. Şuradaki adada sana Sıradaki maden ne gelecek, ne maden bitkisi gelirse onun için de buraya koyarız. Her neyse. Artık bölümün bitme zamanı geldi. Gayet güzel bir sistem yaptık bu bölümde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.